Şimdi geldik ekonomiye, asıl meseleye. Arabuluculuk, kiracı ve ev sahibi arasında. Bu çözümdür diyerek önümüze bir proje kondu. Emlakçılara, gayrimenkul uzmanlarına sorduğumuzda ise ya %25 uygulanmadığı için şimdi hükümet kendi düzenlemesini biraz yukarıya çekmek için araya bir arabulucu sokuyor. Dolayısıyla artık arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasında yerine göre, daireye göre, değerine göre %35, %40'a getirecek kira zammını. Ve bu şekliyle o %25 meselesi de çözülecek diyorlar. Bakalım nasıl olacak? Kiracım evi boşaltmıyor. İhtiyacımdan dolayı evi boşaltmasını istediğim halde evi boşaltmıyor. Kiracısını evinden çıkarmak isteyen de ev sahibinden çeken de sıradaydı. Ben 2 veriyordum. Benden 5 istedi. Ben dedim 5'i veremem. 3,5 diyeceğim. Aha 4 olsun dedim. Ondan sonra anlaşamadık. Kira anlaşmazlığında zorunlu arabulucu uygulaması devrede. Taraflar artık mahkemeye gitmeden sorunlarını devlet kontrolünde çözmeye çalışacak. Müracaat ettim, doldurdum. Arabulucu beni geri dönüp telefondan arayacak. Daha rahat oldu, bu daha kolay. Mahkemeye gitsem en az 3 yıl. Ama bunlar herhalde 20 günde işi çözeceğim. Uygulamanın amacı mahkemelerin iş yükünü azaltmak. İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne, arabuluculuk merkezine ilk 2 saatte 28 kişi başvurdu. Sorunların 20'si kiracı ev sahibi anlaşmazlığı oldu. Çocuğum taşınacak, çocuğumun evlenme durumu var. Malumunuz kiralar da çok yüksek olduğu için kendi evimizde oturma odasını da istediğimiz için evi boşaltmasını istiyoruz. Arabuluculuk için geldim. Kiracıyla anlaşamadık. 2500 lira kira. Gayrettepe'de. Orada 20 bin lira, 25 bin lira kira. Geçen sene 6 bin dedim. O dedi yok. Devlet benim yanımda dedi. Kiracıların yanında dedi. Uygulamaya ilgi ilk günden yoğundu. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Örneğin kiracısınız ve ev sahibinizle ilgili bir problem yaşıyorsunuz. İlk yapmanız gereken arabuluculuk merkezine gelmek. Daha sonra buradan bir form alıyorsunuz ve sizden istenen başvuru tarihi, adınız, soyadınız ve adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra hemen alt tarafta ev sahibinin bilgilerini, adresini, telefonunu girdikten sonra hemen alt tarafta talep edilen konu. Yani hangi konuda anlaşamıyorsanız o boşluğa bunu dolduruyorsunuz ve daha sonrasında da arabuluculuk merkezinin kayıt bürosuna başvuruyorsunuz ve belgeyi teslim ediyorsunuz. Böylece de süreç başlamış oluyor. Arabulucu merkezlerinde işçi, ticari, tüketici, diğer olmak üzere 4 form var. Her yere bilgilendirme panosu asıldı. Tek başvuranlar ev sahipleri değildi. Tazminat konusunda anlaşamadığınız için sistem buraya gönderdi. Devletin atadığı arabulucu tarafları 3 hafta içinde uzlaştırmaya çalışacak. Anlaşma sağlanmazsa 1 hafta ek süre tanınacak. Meseleyi tatlıya bağlayamayanların sonraki adresi mahkeme olacak. Ben emekli oldum. Kendi evime gelmek istiyorum. Hani sorunum bu ev, kiracımın evi boşaltmasını istiyorum yani. Evi ve iş yeri, benim evimle iş yeri karşılıklı. Evime yakın olduğu için diyor, ben diyor burayı boşaltmak istiyorum. Bana diyor ki hatta yani böyle bir saçma ki, ben diyor sana ev bulayım diyor. Balık sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği kalkan balığı da tezgahta yerini aldı. Peki fiyatı ne kadar? Ulaşması mümkün mü? Detaylar Sözcü Ana Haber'de. Şimdi yorumlarınıza geldik. Çünkü ekonomi kuşağı başlıyor. Gerçek derdimiz gerçek meselemiz. Pınar Hanım der ki, favorim kendi halkımın ürettikleridir. Az önce verdiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ile şimdi bir finansman arayışımız vardı, gittik. Nasıl olur da biz oradan ithal ürün getiririz? Ya burada olmayan, orada olan, bizim ihracat yaptığımız kimi ürünleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal olarak almak. Şimdi enteresan. Şimdi Alan Osman diyor ki, biz diyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne yumurta, makarna vesaire satacağız. Sonra onlar da bize geri ihraç edecekler herhalde diyor. Yani insanın aklı almıyor böyle bir şeyi. Ama gelin biz önce İstanbul'dan başlayalım. Çünkü sıcak not İstanbul'dan geldi. Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Büyük şehirlerde daha derin giden o krizin herhangi bir form kaybettiği falan yok. Yıllık %74, aylık 9'a varmış neredeyse. İstanbul'da enflasyon Ağustos'ta beklentileri aşarak zirveye çıktı. İstanbul Ticaret Odası Ağustos ayı perakende fiyatlarını açıkladı. Tüketici fiyatları aylık %8,8 yükseldi. Piyasa beklentisi %7 idi. Yıllık enflasyonsa %74,17 ile son 6 ayın zirvesine çıktı.
Akaryakıt zamlarının devam ettiği Ağustos'ta aylık en yüksek fiyat artışı %32,29 ile ulaştırma ve haberleşme harcamalarında görüldü. Bunu gıda harcamaları takip etti. İstanbul'da gıda fiyatları son bir ayda %9,77 yükseldi. Son bir ayda ev eşyası harcamalarında %8,94, konut harcamalarında %6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında %4,11 fiyat artışı görüldü. Gıda fiyatında ülke genelinde de durum farksızdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre Ağustos ayında markette 37 ürünün 28'inde fiyatlar arttı. Ağustos ayında markette 37 ürünün 28'inde fiyat artışı, 9'unda fiyat azalışı görüldü. Marketlerin zam şampiyonuysa %45,9 fiyat artışıyla kuru üzüm oldu. Onu %37,3 ile maydanoz, %27 ile yeşil fasulye, %24,6 ile kuru kayısı takip etti. Üreticide ise en fazla fiyat artışı %47,1 ile domateste görüldü. Üretici ve market arasındaki fiyat makası açılmaya devam etti. Üretici market fiyat farkı elma ve kuru üzümde 5 katı aştı. Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %450 ile elmada görüldü. Üreticide 5 lira olan elma marketlerde 27,5 liraya, üreticide 25 lira olan kuru üzüm marketlerde 134,5 liradan satıldı.